Gençler merhaba, bu dersimizde silindire devam ediyoruz. Ayrıca küreyi işleyeceğiz. Öğrendiklerimizi bol örnek çözerek pekiştireceğiz. Abone olmanız bizim için gerçekten önemli. Desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Hadi başlayalım. Silindirde yüzey alanı ile devam ediyoruz. Şimdi yüzey alanı formülü dediğimiz şey aslında yüzey alan eşittir tüm alan diyebiliriz. Nasıl buluyorduk tüm alan formülümüz? 2 çarpı taban alanıydı değil mi? 2 çarpı taban alanı artı yanal alandı. Aslında bunun sebebi de belliydi. Bu benim silindirim olduğunda bana bunun tüm alanını sorduklarında ben öncelikle şuranın alanını bulurdum. Daha sonra bunu ve bunun alanını bulur ve hepsini toplardım mantık olarak. 2 çarpı taban alanı dediğimiz kısım da bu aslında. Çünkü silindirde 2 tane kapak var. Birinci taban alanımız ve ikinci taban alanımız. Birisini buluyoruz, 2 ile çarpıyoruz. Ya da toplayabilirsiniz, fark etmez. 2 tane taban alanı topluyoruz. Daha sonra yanal alanı buluyoruz ve yanal alanla da toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Taban alanı formülümüz neydi? Aslında bu taban alanı deyince kulağa farklı geliyor ama neydi bu? Bakın bir daire. Dairenin alan formülü neydi? Pi r kare değil mi? O zaman ben şu taban alanı, öncelikle taban alanı bulalım. Taban alanı eşittir. Pi r kare dedim. R 2 ise buradan pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi. Yani taban alanım 4 pi. Yazalım şuraya, bir köşeye bırakalım. Taban alanı eşittir 4 pi. Şimdi geldik yanal alanı. Yanal alan formülüm neydi benim? Onu da farklı bir renkle yapalım, karışmasın. Şuraya da yanal alan formülümü yapıyorum bakın. Yanal alan. Yanal alan formülüm ise benim taban çevresi çarpı yükseklikti. Taban çevresi dediğim şey, bakın buradaki daire var bir tane. Bu dairenin çevresi. Daire çevre formülüm 2 pi r'ydi. 2 pi r çarpı h'tır aslında formülüm. R2 ise getirdim yerine yazdım. 4 kere 2'den bakın burası 8 pi çarpı yükseklik oldu. Buradan 56 pi oldu. Ne 56 pi? Yanal alanım 56 pi. Yanal alan eşittir 56 pi. Artık sorumuzu çözebiliriz. Formülüm neydi? 2 çarpı taban alanı artı yanal alandı. Formülümü uyguladığımda 2 çarpı taban alanı artı yanal alan dediğimde taban alanı 4 pi'dir. 2 çarpı 4 pi artı 56 pi oldu. 2 çarpı 4 pi buradan 8 pi'dir. Artı 56 pi oldu. Buradan cevabım eşittir 64 pi oldu. Yani yüzey alanım benim 64 pi'ye eşitmiş. Evet, yine bir yüzey alanı formülü. Formülüm neydi? 2 çarpı taban alanı artı yanal alan. Şimdi yine sayfamızı ikiye bölelim. Buraya böldüm. Burada taban alanı bulacağım. Burada yanal alanı bulacağım. Şimdi taban alanı buluyorum. Taban alanı dediğimiz şey şuradaki dairenin alanıydı değil mi? Taban alanı eşittir pi r karedir. R'yi getirdim yerine yazdım. Pi çarpı r'nin karesinden 16 pi oldu. Taban alanım 16 pi. Yanal alan neydi? Yanal alan işte şu gördüğümüz kısımdı, şu iç kısım. Yanal alan taban çevresi çarpı h'tı. Şimdi taban çevresi dediğimiz şey bakın bu bir dairedir. Dairenin çevresi formülü 2 pi r'dir. Yani 2 pi r çarpı h benim yanal alan formülüme eşit oluyor. O zaman r nedir? 4. Getir yerine yaz. 2 çarpı pi çarpı 4 yüksekliği 8. Buradan 8 kere 8 64 pi oldu yanal alan. Şimdi bakın şu formüle göre uygulama yapıyorum. 2 çarpı taban alanı yani 2 çarpı 16 pi artı yanal alan 64 pi. Bu da eşittir 2 çarpı 16 pi 32 pi artı 64 pi yaptı. Buradan topladığımızda değil mi? 96 pi oldu. Yani burada benim yüzey alanım 96 pi'ye eşitmiş. Evet, şimdi yeni bir konuya geçiyoruz. Küre. Küre dediğimiz aslında şu bilyeler olur ya, onlar aklınıza gelebilir. İşte onlar bir küredir. Şimdi küre formülümüz, hacim formülümüz var. 4 bölü 3 pi r küpmüş. Neymiş kürede benim hacim formülüm? 4 bölü 3 pi r küpmüş. Dış yüzeyin alanı ise 4 pi r karedir. Evet, şimdi formülümüzde ilerleyelim. Bana neyi soruyor? Hacimi soruyor. Hemen formülünü yaz, hacim formülüm. 4 bölü 3 çarpı pi r küp. R'yi vermiş mi? Vermiş. 3. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp yani 3'ün kübüdür. Burada işlemimi yaptığımda 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 3'ün kübü. 3 kere 3 9 değil mi? 9 kere 3
27 oldu. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm buradan, değil mi? 9 geldi. 9 kere 4'ten cevabım 36 pi oldu. Bana yine neyi soruyor? Hacimi soruyor. Hacim formülümü hemen yazıyorum. Ezberlemek zorundasınız formülü. Yapacak bir şey yok. 4 bölü 3 çarpı pi re küp benim hacim formülümdür kürede. R 2'dir. R yerine getirip 2 yazacağım. 4 bölü 3 çarpı pi re küp 2'nin kübü 8'dir. Buradan işlemimi yaptığımda bakın sadeleşen bir şey yok bu kez. 32 pi bölü 3 benim hacimimdir. Şimdi alanı soruyor. Alan formülüm neydi? Bakın az önce vermiştik. Yüzey alanı 4 pi re kareydi bakın. Dış yüzey alanı 4 pi re kare. O zaman şimdi bu formülü uygulayacağız. Dış yüzey alanını soruyor. Yani formülüm 4 pi re kare. R'yi 2 kök 2 vermiş. Getireceğim yerine yazacağım. 4 pi çarpı 2 kök 2'nin karesi. Yani 4 pi çarpı 2'nin karesi 4, kök 2'nin karesi 2. Buradan 16 kere 2'den 32 pi'dir benim cevabım. Şimdi bana yine alan formülünü soruyor. Alan formülüm 4 pi re karedir. Burada re gördüğüm yere ne yazacağım? R yazacağım. Alan formülü neye eşitmiş sonucu? Bakın alan formülünü yazdım. 4 pi re kare ama soru bana R'yi vermemiş. Alanın sonucunu vermiş. Yani bu kürenin demiş. Alanı 12 pi'dir. O zaman eşittir 12 pi dedim. Burada bir sadeleştirme işlemi yapmam gerekiyor. Pi'ler birbirini götürdü. 4'leri sadeleştirdim. Buradan R kare eşittir. 3 geldi. Soru bana R'yi soruyor. R'yi kareden kurtarmak için her iki tarafın kökünü almam gerekiyor. Bakın kökleri alırsam R eşittir. Kök 3'e eşit olur. Evet bize diyor ki yarım kürenin yüzey alanı kaçtır? Taban alanı hariç. Bunu diyor ki sen ne yapacaksın? Yüzey alanı bulup 2'ye böleceksin. Bu kadarla bul diyor. Yani durup da 2'ye böldükten sonra bir de şurada dairenin alanını bulup onu ekleme demek istiyor. Yarım kürenin yüzey alanı. Şimdi bizim yüzey alan formülümüz neydi? 4 pi re kareydi. Bu bir yarım küre olduğuna göre bunu 2'ye bölmemiz gerekiyor. O zaman formülümüz neye eşit oluyor? 2 pi re kareye. R neye eşittir? 4'e getirdim. R yerine 4 yazdım. 2 pi çarpı 4'ün karesi. Buradan 2 pi çarpı 16 cevabım 32 pi olur. Dersimizin devam videosunu açıklamaya bırakıyorum. Hoşça kalın.